Rıza abi be. Ne? Kusura bakma ama sende biraz gerizekalılık var mı? Sübhanallah. Yeşilçam'ın yüzleri tanıdık, isimlerini bazılarımızın hiç bilmediği ustalarındandır Reha Yurdakul. Kemal Sunal filmleri başta olmak üzere onlarca yapımla neredeyse 50 yıldır evlerimize konuk oluyor. Bir jön olarak başladığı oyunculuk serüveni yine bir film setinde acı bir şekilde sona erdi. Üstelik bu o setteki ilk ölüm de değildi. Ondan 15 gün önce de başka bir Yeşilçam oyuncusu orada hayatını kaybetmişti. ...1926'da Balıkesir Burhaniye'de doğdu. Çocukluğu orada geçti. 16 yaşında İstanbul'a geldi. Pertevniya Lisesi'ne kaydoldu. O yıllarda tanıştığı yapımcı Ömer Aykut sayesinde Mümtaz Ener'in Kanatlardan Türbe filminde başrol oynadı. Sen de pireyi deve ettin be birader. Yalan mı yahu? Yeşilçam'a hızlı bir giriş yaptı Reha Yurdakul. Ardından 1951'de Şafak Sökecek, Bozkurt Obası gibi yapımlarda yine başrol oynadı. Reha Yurdakul cesaretli ve girişimci bir gençti. 1955'te Pars adındaki kendi film şirketini kurdu ve dönemin yıldızları Eşref Kolçak ve Muhterem Nur'la Yetim Yavrular adlı filmi çekti. Siz de çatacak zamanı buldunuz Turgut Bey. Çocuğun yürüye ağzına gelmiş zaten. 1950'de jön ve yapımcı olarak Yeşilçam'da 6 filme imza atan Reha Yurdakul, 60'larda yan karakterlerde oynamaya başladı. Ancak yine de çok gözde bir isimdi. Başa bela bir şöhreti vardı. Gazeteciler evinden ayrılmaz, yatak odasına kadar fotoğraflarlardı. Dönemin en çapkın oyuncularından biri olarak lanse ediliyordu. Reha Yurdakul 1960'larda şöhretinin zirvesindeydi. Hatta bu yüzden Almanya'da televizyon programlarına bile katıldı. Kendisine orada çekilecek Ren Kıyısındaki Sert Adamlar dizisinde oynaması bile teklif edildi ancak kabul etmedi. İstanbul'a döndü. Selam, bakıyorum keyfin gıcır, gene afili bir parça mı ayarladın? Reha Yurdakul o yıllar Ayhan Işık'la birçok fotoğrafa da yansıyan bir dostluk kurdu. Bir gece yarısı Tarabya'da oturdukları lokantada kim daha iyi koşar iddiasına girdiler. Ayhan Işık'la Göksel Arsoy'un başını çektiği rekabette gece yarısı Tarabya meydanına çıkıp koşmaya başladılar. Göksel Arsoy birinci, Memduh Ün ikinci, Ayhan Işık üçüncü, Reha Yurdakul'sa sonuncu oldu. O dönemler 30'lu yaşlarında olan Reha Yurdakul sık sık röportaj verdiği gazetecilere artık evlenmek istediğini söylüyordu. Ancak bu konuda biraz şanssızdı. Yaptığı açıklamalara göre sevdiği kızın ailesi, ''Bizde artiste verecek kız yok.'' deyip onu reddetmişlerdi. Sevgilisi de ailenin, ''Eğer onunla evlenirsen seni evlatlıktan reddederiz.'' tehdidi yüzünden onunla olmaktan vazgeçmişti. Reha Yurdakul yine de aileye hak veriyordu. ''Bazı arkadaşlar yüzünden mesleğin adı kötüye çıktı. Kimse kız vermiyor.'' diyordu. O dönemler istediği evliliği yapamayan Reha Yurdakul yıllar sonra 1968'de Filiz Tanburacı ile evlendi. Ölene kadar da bu birliktelik sürdü. Reha Yurdakul 70'li yıllarda Cüneyt Arkın, Kadir İnanır filmlerinde bazen babacan bir dostlarını, bazen polis müdürünü, bazen de kötüleri canlandırdı. Kahramanlık filmlerinde ise İyi Yürekli Hancı, esas oğlana yol gösteren mert ve cesur kahraman rollerindeydi. İç göçün toplumsal travmasını anlatan İstanbul 1979 filminde ise oğlunun kabadayı olmasını bir türlü kabul edemeyen Kadir İnanır'ın gururlu babası rolündeydi. Aynı yıl İsyan'da da beraber yer aldılar. 70'lerin sonu ve 80'lerin başında Reha Yurdakul kendisini ekranlarda daha çok gösterecek, neredeyse 40 yıl boyunca sürekli evlerimize konuk edecek Kemal Sunal filmlerinde yer almaya başladı. Kemal Sunal filmlerinde bazen babasını, bazen bir kahvehaneciyi, bazen polis amirini, bazen de mafya babasını canlandırdı. Ara sıra kötüleri oynasa da genellikle babacan, tatlı sert rollerin adamıydı. Sert bakışları bile sevimli kişiliğini kamufle edemiyordu. Ortalık günlük güneşlik, havada tek bulut yok, sen diyorsun ki yağmur yağacak. 1979'da Subhi Tekiner ve Bülent Orhan'la birlikte Umudumuz Şaban filminin senaryosunu yazdı. Ölene kadar toplam 24 Kemal Sunal filminde yer aldı. Sonuncusu Talih Kuşu'ydu. O yapımlardaki çoğu rolü hafızalara kazındı. Tabii bunda seslendirmesini yapan dublaj sanatçılarının da payı büyüktü.
Reha Yurdakul'un canlandırdığı karakterler bazen Metin Serezli, bazen Timuçin Caymaz, çoğunlukla da Agah Hun tarafından seslendirilirdi. İspat ederim. Yalan söylüyor. Reha Yurdakul'un sinema dışında bir tutkusu daha vardı. Deniz ve balıklar. En büyük zevki motoruyla denize açılıp adalar çevresinde balık tutmaktı. Avladığı balıkları özenle pişirir, daha sonra dostlarına ikramda bulunurdu. Küçük Ağ, Acımak, Gönül Dostları, Yarın Artık Bugündür gibi dizilerde de oynayan Reha Yurdakul, 1988'in sonbaharında son defa kamera karşısına geçti. Elbette kalmayacak. Ama şimdi sırası değil. 1988'de çekilen Tek Başına Bir Kadın filmi için gittiği Bursa'nın Mudanya ilçesinde kaldığı otelde sabaha karşı kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan emektar oyuncu saatler sonra bir de beyin kanaması geçirince 62 yaşında hayatını kaybetti. Gördüğünüz anda oracıkta öldürün. Bu vefat orada bulunan herkesi şoke etti. Çünkü aynı filmin çekiminde bu ikinci ölümdü. 15 gün önce de Hüseyin Kutman kalp krizi geçirip 58 yaşında yaşamını yitirmişti. Bu yüzden filmin adı uğursuza çıkmıştı. Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Reha Yurdakul, İstanbul'daki cenaze namazının ardından Feriköy mezarlığında toprağa verildi. Vazgeç bu sevdadan. 5 paran kalmayacak evlat. Bu havada yağmur yağmaz. Ölümünden yıllar sonra vefa niyetine Şişli'de bir sokağa, memleketi Burhaniye'de ise kültür merkezine Reha Yurdakul'un ismi verildi. 2013 yılında Burhaniye'deki açılışa eşi ve kız kardeşi de katıldı. Kurdeleyi kesen Filiz Yurdakul, eşinin adının memleketindeki bir binaya verilmesinden dolayı mutluydu. Ancak bu büyük jesti Yeşilçam bile yapmadı diyerek Reha Yurdakul'un eski dostlarına sitemde bulunmayı da ihmal etmedi. Reha Yurdakul Yeşilçam'ın çınarlarındandı. Jön, yapımcı ve karakter oyuncusu olarak sektöre 30 yıldan fazla süre emek verdi. 300'e yakın filmde oynadı. Emekliliğinin tadını çıkaracağı, torun sevip istediği kadar balık avlayacağı bir yaşta aniden hayatını kaybetti. Yaklaşık 35 yıl önce bu dünyadaki serüveni bitse de, özellikle Kemal Sunal'la birlikte oynadığı filmler sayesinde hemen her gün tebessüm ettiren sahneleriyle bizlere eşlik etmeye devam ediyor. Rıza abi be, kusura bakma ama sende biraz gerizekalılık var mı? Subhanallah. Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.